Denmiş olduğu için altta hala sıcaklıkla beraber patlama ve yanma devam edecektir. Bunun önüne isteseniz de geçemeyeceksiniz. Su bazı maddelerle tepkimeye girebilmekte. İşte ne bileyim zirkonyum gibi. Buranın içerisinde işte nitrogliserin, hani çok fazla yapmaz ama buna benzer magnezyum gibi maddeler. Tabii içeride ne olduğunu da tam olarak madde olarak bilmediğimiz için özellikle magnezyumla suyu aynı anda kullanırsanız herhangi bir ateş kaynağına ihtiyaç kalmadan bir yanmaya, bir patlamaya sebebiyet verebilirsiniz. Dolayısıyla burada da böyle kimyasallar olduğu için su dezavantaj durumuna geçirebilir. Bizler itfaiyeci olarak kullandığımız söndürme maddelerinden birisi de köpüktür. Köpüğün mantığı şudur. Su, deterjan artı hava karışımından elde edilir ve yangını boğarak söndürmeyi hedefler. Dolayısıyla buradaki maddelerin üstünde bir kalkan meydana getirip yoğun köpük konsantresi uygulanıp maddelerin tekrar alevlenmesini yavaşlatmak namına köpükle müdahale yapılması yerindedir ve muhtemelen uzunca bir sürede bu yapılacaktır geriden müdahaleyle. Ne kadar sürmesi gerekir bu müdahalenin köpükle? Yani artık tamam patlama olmaz denilen veya yangını tamamen kesinlikle kontrol altına aldık denmeden müdahalenin sonlandırılmaması gerekmektedir. Oradaki zaten itfaiyeci arkadaşlar bunu çok iyi değerlendiriyorlardır. Bunun üstünde sürekli kritik yapıyorlardır diye düşünüyorum. Ama işte buradaki dezavantaj şu. Olay yerine bakın müdahale noktasıyla asıl bizim sıcak yani merkez dediğimiz nokta aralarına. Yani çok fazla girmek de riskli. Sebebi şu. Burada ikinci bir patlama olursa müdahale edecek araçlarınız da zarar görecektir. Bu risk var mı ikinci bir patlama riski? Yani şu anda oradaki tam durumu bilmediğim için hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ama bu tarz yerlerde şunu biliyoruz. Sadece barut fabrikasının sürekli barut deposunun özür diliyorum. Sürekli soğutulduğunu biliyoruz. Orada bir patlamanın olmadığını ama her an patlayabilir olduğunu biliyoruz. Sebebi şu. Hani küçücük bir kıvılcım. Hani biraz önce demiştiniz ya burada yangın neden çıkar? Kıvılcım dediğimiz bir olay vardır. Statik elektriklenme. Şimdi bu tarz iş yerlerinde personelin giydiği ayakkabıdan giydiği elbiseye kadar ex-proof dediğimiz yani antistatik elektriklenmeyi, kıvılcımlanmayı en aza düşüren hatta sıfır yapan malzemelerin kullanılması lazım. Yani giydiğinizin kumaşın bile bu şekilde olması lazım. Ayağınızı yere sürtseniz oradan çıkacak kıvılcımla bir yangın başlatabilirsiniz. Dolayısıyla burada yangın riski her zaman vardır. Giydiğiniz kıyafetten kullandığınız el fenerine kadar bunların ex-proof dediğimiz malzemeler olması gerekmektedir. Dolayısıyla burada ikinci bir patlama tehlikesi, yangın tehlikesi kesinlikle olabilir. Bunu göz ardı edemeyiz. Bunu göz ardı edemeyiz. Hiçbir müdahaleci bunu göz ardı etmemelidir. Ve ona göre hamleler yapılarak ona göre müdahale şekilleri belirlenmelidir. Şu anda yapılan müdahale de zaten gayet doğrudur. Bildiğimiz kadarıyla da Kocaeli'den, Düzce'den hatta İstanbul'dan itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiklerini ve destekli bir şekilde müdahale ettiklerini biliyoruz. Çünkü çok sık yaşanan hadiseler değil bu tarz hadiseler donanımlı olarak müdahale etmekte yarar var. Peki Türkiye donanım noktasında hangi seviyede? Bu tür böyle büyük havai fişek fabrikalarının veya silah üreten, barut üreten fabrikaların, tesislerin patlaması noktasında Türkiye'nin geldiği nokta nedir efendim müdahalede? Şimdi Türkiye her alanda olduğu gibi bu alanda da artık kendini sürekli olarak yenileyen ve gelişmekte olan bir ülke. Bunu kesinlikle kabul etmeliyiz. Yani 10-15 sene önceki Türkiye kesinlikle değil. Bu noktada da ilgili bütün birimlerin canla başla çalıştığını biliyoruz. Hani özellikle itfaiyeler bazından bakalım. Yangın raporu veyahut da iş yeri açma çalışma noktasında itfaiyecilerin gidip buraları değerlendirdiğini, buralarla alakalı tutanaklarını tutup ilgili birimlere iletip ondan sonra ruhsat aldıklarını biliyoruz. Ve kesinlikle işler artık hızlı yürüyor ve net olarak yürüyor diyebiliriz. Yani ihtimal olduğunu ben şahsen düşünmüyorum açıkçası. Yani işler iyi yürüyordur diyebiliriz. Tabii gidip görüp değerlendirmek de gerekmekte. Peki siz aynı zamanda bir itfaiyecisiniz efendim. Öğrencileri yetiştiriyorsunuz. Bu tür olaylara karşı öğrencilere verdiğiniz ilk bilgiler nedir efendim? Nasıl önlemler almalılar? Şimdi, neler yapmalılar? Aslında öğrencilerden de ziyade burada bütün halkımız için bunu söyleyelim. Bu tarz afetler gün geçmiyor ki olmasın.
yangın, deprem, sel ve bunları artık sürekli zikreder hale geldik. Ben her platformda bunu elimden geldiğince söylemeye çalışıyorum. Kendimizin başına gelecekmiş gibi hareket etmemiz gerekiyor. Aa, falancanın evi yanmış, bize bir şey olmaz. Bu mantık kesinlikle yanlış bir mantık. En azından evlerinde küçük bir yangın söndürme cihazı bulundurmalarını ben tavsiye ediyorum. Küçücük bir yangın söndürme cihazıyla çok büyük felaketlerin önüne geçebiliriz. Yine zaten uzmanlar sürekli söylüyorlar, AFAD sürekli söylüyor. Bir deprem çantası. Bakın her gün oluyor. Ne işimize yarayacak değil. Bunları eğer edinirseniz hemen olaya müdahale etme şansınız, hemen kendinizi kurtarma şansınız var. Öğrencilere dediğimiz de şu, bu tarz olaylara gittiğinizde ilk önce insan olarak düşünmeniz gerekiyor. Ben olsaydım ne yapardım? Çünkü bizler kurtarmacıyız aynı zamanda. Kendimiz de kurtarılacak pozisyona düşmemek için veyahut da ben olsaydım karşımdaki kurtarmacının bana nasıl davranmasını isterdim. Bu şekilde hareket etmeniz gerekiyor diye söylüyoruz. Bunun için de önce kendi can güvenliğiniz, kendi kişisel tedbirleriniz. Çünkü bizim bir altın kuralımız vardır. Malum bugün profesyonel kurtarıcı veya kurtarmacı, itfaiyeci olsun, dalgıç personelleri olsun, evet, işte arama kurtarma personelleri olsun, kolay yetişmiyor. En iyi kurtarmacı hayattaki kurtarmacıdır. İnsanlara faydalı olabilmek için ilk önce kendiniz hayatta kalmalısınız. Şimdi buradaki itfaiyeci arkadaşlar muhtemelen en az 24 saat buradalar. Olay bitecek, soğutma bitecek, artık iş tamamen bitecek. Sonra da yangın çıkış nedeni incelenecek falan. Şimdi 24 saat orada olman için psikolojikmen hazırlanman lazım. Canla başla çalışıp enerjini tüketmeden ama en performanslı anınla çalışman lazım. Buradaki itfaiyeci arkadaşlar da muhtemelen şu anda o moddalar ve o pozisyondalar. Canla başla çalıştıklarını da zaman zaman ekrana yansıyan görüntülerde izliyoruz zaten Sayın Karaca. Aynı zamanda şu dikkatimi çekiyor. Çatı bölümü komple havaya uçmuş. Neredeyse yok olmuş efendim. Bu tür fabrikalarda bunu yapmak mümkün mü? Korumak mümkün mü? Yani çatı yerinde kalabilir miydi? Bir şimdi, şu malzeme kullanılsaydı bu yaşanmayabilirdi diyebilir misiniz? Onu diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Buradaki patlamanın gücü yani gerçekten hani çok ciddi bir güçle patlıyor. Dedim ya, blast etkisi dediğimiz. Hatta gelmeden önce birkaç röportajı seyrediyorum. İşte 2 kilometre ötedeki tavuk çiftliklerini falan gösteriyorlar. Orada bile camların kırıldığı görünüyor. Blast etkisi dediğimiz olay tam da bu. Merkezde ana tahribatı yapıp kilometrelerce öteye basınç etkisiyle beraber, burada bir sıcaklık evet olmaz ama o basınç etkisiyle beraber harabiyet olur. Şu anda şurada gördüğümüz nokta ana patlamanın olduğu nokta ki belli zaten. Biraz önce siz de görüntülerde gösterdiniz. Kilometrelerce öteye parçalar savrulmuş. Yani buradaki bina çok katlı olsaydı daha da ileriye giderdi. Hani şu malzemeden yapılmış olsaydı yıkılmazdı demek çok zor. Yani belki de imkansız. Hani şöyle, şudur budur demek çok. Aslında tam tersi, buraların çatılarının mümkün mertebe daha hani tabii ki sıcaklığı geçirmeyecek, uygun havalandırmayı yapacak, içerideki klima ortamları sağlanacak çünkü sıcaklık da önemli. Evet. Bu maddeler aşırı yanıcı madde olduğu için belirli bir sıcaklığın üstüne çıktığında da kendi kendine yanma ve patlama hadisesi meydana gelebilir. Hani bunun da dikkaten atılmaması gerekmekte. Çatıların daha hafif malzeme kullanılarak yapılması da öngörülebilir. Sebebi şu, böyle bir hadise meydana geldiğinde tahribat daha az olsun diye. Şimdi evet, burada ciddi manada duvar. Bakın bir beton veya bir tuğladan bahsedelim. Bir tuğlanın buradan fırlayıp atıyorum bir kilometre ileriye düşmesi ciddi bir hız gerektirir. Ve Allah muhafaza orada bir evet, araç geçiyor olsa, bir insanın başına değmiş olsa daha büyük riskler doğurabilir. Şimdi genel yapı konjektörüne baktığımızda artık fabrikalar ve buna benzer tesislerde çelik konstrüksiyon sistemlerinin işte temelden çatıya kadar çelik konstrüksiyon ve çatının da yine buna benzer malzemelerden işte alüminyum buna benzer malzemelerden yapıldığını görüyoruz. Zaten bunlar yanıcı, yani yanıcılık sınıfı en düşük malzemeler çelik evet konstrüksiyon hocam. Ama burada atıyorum bir ahşap malzeme kullansanız durum daha vahim olur. Durum daha vahim olur. Yani yanıcılık namına daha vahim olur. Evet hocam. Betonarme hem ağır hem yanıcılığı da en azdır. Ama işte patlama durumunda, patlamayı es geçmemeniz gerekiyor. Buradan çıkacak, buna işte şarapnel etkisi dediğimiz etki. Blast'la beraber farklı, yani kayıplar veyahut da yaralanmalar aslında
hani ben bunu çok zikretmek istemiyorum ama ana patlamadan ziyade belki şarapnel etkisiyle de yaralanma hadiseleri olmuş olabilir. Söz konusu olmuş olabilir. Asıl durum bu yani. Teşekkür ediyoruz. Yasin Tahir Karaca, çok değerli bilgileri ve uyarıları bizlerle paylaştınız. Bu patlama hadisesi Türkiye'nin canını yaktı. 4 kişi hayatını kaybetti efendim. Bir yandan bölgeden sıcak anları, sıcak görüntüleri sizlere taşıyoruz. Sahadaki son durumu yine muhabir arkadaşlarımız anlatıyor. Son bilgileri sizlerle tekrar paylaşmak gerekirse efendim, 4 kişi hayatını kaybetti. 97 yaralımız var ki o yaralılardan birinin durumu ağır. Şimdi bir muhabir arkadaşımız daha sahada. Muhabir arkadaşımız Merve Güneş. O da yine yaralıların götürüldüğü hastanelerden birinde bizi bekliyor. Merve, sen neler anlatacaksın? Seni dinliyoruz. Mustafa Özen, aslında 11-15 sularında meydana gelen o patlamaların ardından pek çok yere yaralılar ilk etapta götürülmeye başlandı. Biz şu an patlama yerine en yakın olan noktalardan birindeyiz. Hendek Devlet Hastanesi'niz. Bakan Bey'in açıklamalarının ardından aslında sayıda henüz bir değişiklik yok. 97 yaralı var. 16'sı taburcu olmuştu. 4 kişi de ne yazık ki yaşamını yitirmişti. İşte bir kişinin de durumu ağırdı. Şu anda biz o noktadayız. Hendek Devlet Hastanesi'ndeyiz. Bu hastane haricinde Yazı Devlet Hastanesi'ne ve Sakarya Devlet Hastanesi'nde yaralılar götürülmeye devam ediyor. Bu kapsamda tabii ki 2 ambulans helikopter görev yapmıştı. 85 ambulans, 18 UMKE ekibi ve çok sayıda 112 ve AFAD ekibi de patlamayı ilk etapta müdahale eden ekiplerden de diyebiliriz. Dediğimiz gibi 97 yaralı, 16'sı taburcu olmuştu. Birinin ciddi, biraz daha ciddi diğerlerine göre durumu. Ne yazık ki 4 kişi de hayatını kaybetmişti. Patlamada havai fişek patlaması olması sebebiyle tabii ki tehlikeli bir patlamaydı. 110 tonluk patlayıcı madde olduğu bilgisi vardı. 195 kişi çalışıyordu. Fakat 150 kişinin tek vardiyada çalıştığı da edinilen bilgiler arasında. Yalnızca şunu da belirtmek gerekiyor. 20 kişi de o esnada, patlama esnasında iş yerinde olmadığı bilgisi var. Diğer yandan havai fişek patlaması olması sebebiyle potasyum nitrat, kömür ve kükürt gibi karışımların olduğu temel bileşenin barut olmasından kaynaklı şiddetli bir patlamaydı. 100 kilometrelik alanda da aslında hissedildi. Özellikle patlamanın sesi ve görüntüsü ekranlara geliyor zaten sabahtan beri. Çok sayıda köyden, özellikle yerleşim biriminden dahi görüntülendi. Dediğimiz gibi bizler şu anda Hendek Devlet Hastanesi'ndeyiz. Bu hastane haricinde 4 hastaneye daha yaralılar götürülmeye devam ediliyor. Şu ana kadar 20 kişiye de ulaşılmaya çalışılıyor diyelim. Buradaki durum aslında şu saat itibariyle biraz daha sakin diyelim ve sözü yeniden bu noktadan size bırakalım. Evet, Merve Güneş de yaralıların tedavi gördüğü, götürüldüğü hastaneden detayları bizlerle paylaştı efendim. Bu şekilde efendim biz sizden kısa bir ara istiyoruz. Saat başında yine sahadan gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.